Evet, Son Kalan. Öncelikle herkese merhaba, ben İsmail Akyüz. Balsamından sonra peteklerimizi yalatmak için arıya vermiştik. Bir gün sonra, ertesi gün, ya tamamen 24 saat olmasına gerek yok. Dün akşama doğru verdim. Bugün öğleden sonra 3-4 gibi başladım. Hepsini toparladım Allah'a şükür. Bu iş bende hani kovum sayınıza göre değişebilir. Bir günde ya da 2 günde yapabilirsiniz. Velhasıl bazı arkadaşlar soruyor, yalatma işlemini nasıl yapıyorsun? Bununla ilgili bilgi vereceğim size arkadaşlar. Şimdi normalde bu yalatma işleminin arılara verilip toplanma zamanının en iyi olduğu vakit akşam saatleridir, arıların çekildiği. Neden? Çünkü yağmacılık çok olur arkadaşlar. Şimdi ben normalde sürekli soğuk hava deposuna koyuyordum. Bu sene soğuk hava deposu dolu olduğu için sebze meyveyle ilgili yer yok, sıkıntı yok. Geçen sene peteklerin bir kısmını da dışarıda muhafaza etmiştim. Çok güzel, hiçbir sıkıntı olmadan güveden koruyabildik. Şimdi bu son kovanı sizle yapacağım. Daha önceki arkadaki yoğunluktan dolayı yani kafa kalabalık olduğu için çekim yapamadım. Bununla ilgili nasıl yapılacağına dair, nasıl yaptığına dair bilgi sunuyorum arkadaşlar. Şimdi bakın, bu 3 katlı bir kovan. Bu normalde 4 katlı olabilir. Yani niye hepsini dağıtmadım? Benim için zahmetli oluyor. Güçlü kolonelilere veriyorum. 3 ya da 4 katlı oluyorlar. Veriyorum. O şekilde hiçbir sıkıntı olmadı. Yani 4 katlı olabilir. Öbür arkalar 4 katlı verdiklerim de oluyor. Kalabalık kolonileri üst üste diziyoruz. Koyuyoruz. 24 saat sonra. Yani bu 24 saat geçerse ne olur? 2 gün olursa ne olur? 3 gün olursa ne olur? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. En çok en ortadaki çerçevede birazcık bal koyarlar. Onu da koçkaya indirirsiniz. O da hallolmuş olur. Şimdi bu şekilde nasıl yaptığımı göstereceğim. Peki sen niye akşam yapmıyorsun da bu saatte yapıyorsun? Evet, güzel soru. Şimdi ben normalde bal sahamını da akşam yapıyorum. Bu tür işlemleri, yağmacılık ihtimali olan işlemleri akşam karanlığında yapıyorum. Burada kafama fener takıyorum. Bakın burada fener takıyorum. Ve hiçbir sıkıntı olmadan, yağma olmadan, arılar birbirine zarar vermeden oluyor bu işlemler. Ama şimdi Ağustos ayındayız. Hani şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi her şey arıdan ya da işten ibaret değildir. İşte düğünler oluyor. Biliyorsunuz birçok yerde düğünlerin, yurt dışından gelen akrabaların, arkadaşınız da olsun, ne bileyim, sosyal aktivitelerin en fazla olduğu zamandır. Hani düğüne gidemiyoruz. Ne bileyim, hani bizim akşam çalıştığımız, ben akşam restoranda da çalışıyorum. O işlerden dolayı sıkıntı oluyor bizim için. Ağustos bitince zaten herkes gittikten sonra aman işte Ağustos ayı geçti, bir şey yapamadık şeklinde içimizde kalması için hani bugün bitirmek adına erken başladım. Tabii ki kısmi olarak da yağmacılık oldu. Koloniniz güçlüyse, sıkışık kolonilerle çalışıyorsanız hiç dert etmeyin arkadaşlar. Bir de seri olacaksınız çünkü olaylanırsanız yağmalayanların hepsi bir yere odaklanıyor. Orada sıkıntı olabilir. Yani bu konu açtınız diye konu hemen geçin. Yağmacıları da dağıtmış oluyorsunuz. O şekilde bir koloniye zarar verme ihtimalleri düşüyor. Arkada nasıl muhafaza ettiğimi göstereceğim. Şimdi hızlı bir şekilde bu işlemi nasıl yaptığımı göstereceğim. Hızlı bir şekilde dedim. Neden? Çünkü bu işlemler normalde hızlı yapılır. Kovanı açtığınız zaman yağmacılar saldıracağı için sizin bu işlemi kovana zarar gelmeden, yağmacılar kovana zarar vermeden bu işlemi hızlı bir şekilde yapmanız lazım. Ki zaten üst katlarda olduğu için ana rızgarası var. Ana rızgarası koyacak mıyız diye bir yorumda görmüştüm. Ana rızgarası koyarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Yani ana ağrının bir şekilde bir nebze yukarıma çıkma ihtimali de olabilir. Velhasıl hızlı bir şekilde nasıl yaptığımı işlemi göstereyim. Hepsini topluyorum, bir kenara atıyorum. Çünkü tek başımayım, yardımcı olsaydı daha iyi olurdu. Yukarıdan dumanı hızlı bir şekilde veriyoruz. Biraz sonra yağmacıların buraya nasıl düşüştüğünü göreceksiniz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Çektik, güzel de yağmışlar. Hızlı bir şekilde davranacağız. Çünkü biraz sonra yağmacılar gelince arılar da hırçınlaşacak. Kendilerini savunmak için. Katı bitirdik, diğer kata geçeceğiz.
Ve son çerçeve. Hızlı davranmak zorundayım, yoksa yağmacılar buraya odaklanırsa bu koloni için iyi olmaz. Evet, burada işlemi bitirdikten sonra biz nereye geldi sonra? Dizeceğim zaman şöyle 1,5 parmak şeklinde boşluk bırakıyorum. Geçen gün nasıl muhafaza edeceğimize dair bir video paylaşmıştım. Bu videonun konusu yalatma. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane aralarında boşluk olacak şekilde mükemmel bir şekilde kaşatılır. Kat sıkıntınız varsa 8 de olabilir. Bunu aldık. Diğerini de getireyim. Beraber kaşatılacak yere gideceğiz. Evetler, bayağı yoruldu. Ağustos sonucu geçti arkadaşlar. Tatili hak ettik yani. Evet. Birkaç tane yer arabasında kaldı. Onları da halledeceğiz. Hadi hep beraber gidelim. Bakın burada yağmacılık artmış. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kat yaptım. Diğerini de getireyim arkadaşlar, beraber koyalım şuraya. Evet, geldim. Bu artan petekleri buraya dizeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın bu 8, bunu 8 yapacağım. Yani bir tane için şey yapmaya gerek yok. Bunu da ekleyip bu katı ekleyip üste kapak atacağım. Bakın. Şuna kapak atacağım. Demin atmadım. Daha sonra şuraya da bir kapak atalım. Evet. Evet. Bakın şurada 2 tane kaldı. Şunlar görünüyor mu? Evet. Bakın tel ızgara, dip de tel ızgara ve bu şekilde diziyoruz. Tamamen altı boş tel ızgara. Bu şekilde diziyoruz ve 7 kat. Şimdi bunlar devrilir mi? Evet, devrilir. Bakın. Rüzgarlı, sert rüzgarlı havalarda devrilir bunlar. Ama ben ne yapıyorum? Şöyle göstereyim. Şuradan şöyle uzun. Bakın bu yani en üst kovanda, en üstteki ballıktan değil, bir altta. Tamam mı? Uzunlamasına 2 tane uzun tahta ya da 2 tane dal parçası, uzun kalın 2 tane uzunlamasını çekiyorsunuz ve bunları iple birbirine bağlıyorsunuz. Ne olmuş oluyor? Hepsi tek parça olmuş oluyor. Tek gövde olmuş oluyor. Şimdi zaman olsaydı görsel sunardım size. Tekrar edeyim. Uzun. Şu şekilde uzun. Uzun. Öbür tarafta da aynı şekilde bir parça var. Ve bunları birbirlerine bağlıyorsunuz. İşkence varsa onunla da yapabilirsiniz. Artık ortalığı toplayacağız. Allah'a şükür bu sezonu da kazasız belasız bitirdik. Artık bundan sonra varı mücadelesi ve besleme yapacağız. Bu şekilde arılarımızı gelecek sene için şimdiden hazırlayacağız arkadaşlar.
Ama artık akşam karanlığında işimiz bitti. Sabah erkenden gelip ortalığı toparlayıp düzeltip var mücadelemizi sakin bir kafada yapıp yoruldukça dinlenerek o şekilde bitireceğiz. Yani niye bunu söyledim? Çünkü bu işler serilik istiyor ve serilik isteyen işler hani kolonyanın zarar görmemesi adına serilik isteyen işler stres yapıyor. Arıcıyı da yoruyor bu tür işler. Ama Allah'a şükür kazasız belasız işlerimizi bitirdik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Güzel günler, bereketli günler sizlerin olsun efendim. Kendinize iyi bakın.